Sevgili izleyenler, ben Ata Çağlayan. İş dünyasının nabzına ışık tutacak İş Dünyası ve Ekonomi Programı Altın Rehber programıyla sizlerleyim. Türkiye'nin önde gelen seçkin firmalarına konuk olduk. Her alanda merak ettiğiniz her şey bu programda. İş dünyası ve ekonomi haberleriyle haber turumuza başlıyoruz. Gaz grubu Türkiye faaliyetlerine devam kararı aldı. Rusya'nın en büyük ticari araç üreticisi olarak bilinen Rusya ile Türkiye arasındaki kriz sebebiyle çalışmalarına ara veren gaz grubu faaliyetlerine devam kararı aldı. Avrupa Birliği ile ilişkilerin devam edeceğini belirten Maliye Bakanı Ağbal, bu yapılanları Avrupa hakları ile ilişkilendirmek asla mümkün değil. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ilişkiler önümüzdeki günlerde daha da artacak. Stok yönetimi ve lojistik konularında şirketlere danışmanlık veren İstanbul Esenyurt'ta bulunan 2B satın alma hizmetlerine konuk olduk. İzliyoruz. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, 2B satın alma ve danışmanlık hizmetleri firmasındayız. Yanımda firma sahibi Erkan Kuruoğlu var. Merhabalar Erkan Bey. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Erkan Bey, dilerseniz kısaca bir sizi tanıyalım ve bu işe nasıl başladınız birazcık bilgi alalım sizden. Evet. Uzun yıllar profesyonel hayatımdan sonra yurt dışında çok ilgiyle takip ettiğim bir projeydi. Doğa ve hayvan sevgisi, doğa ve hayvanla mücadele aynı zamanda bir araya geldiğinde hayvanları öldürmeden onlarla mücadele şekillerini araştırdım. Dünya çapında ve bu işin en iyisi kimdir, nasıldır dediğim noktada Vertix markasını bulmuş olduk. Svisino İsviçre menşeli ve Vertix Amerikan menşeli ürünün Türkiye genel distribütörlüğünü aldık. Bu şekilde başlamış olduk. Peki neler yapıyorsunuz? Yani ne tür ürünlerin pazarlamasını yapıyorsunuz? Efendim, dediğimiz gibi doğa ve hayvanları koruma ve aynı zamanda onlarla mücadele şekillerinin bir ürünü olan Vertix kuş, fare, hayvan kovucu sistem dediğimiz hayvanlarla yaşam alanlarımızdan hayvanları uzaklaştırmak için üretilen dünyanın modern gelişmiş cihazları, ARGE çalışması yapılmış, üniversite raporlarıyla dünya çapında 52 yıldır 160 ülkede faaliyet gösteren bir markayı yakaladık, Vertix'i. Ve bunu Türkiye'deki yetişmiş ekiplerimizle Türk piyasasına, Türk insanına, Türk çiftçisine, sanayisine sunma amacıyla etkili ve verimli bir cihaz olduğumuzu inandığımız yapılan yurt dışı araştırmalarımızda dünyada sektöründe en iyi cihaz olduğunu düşündüğümüz bu cihazı ülkemiz insanına da kazandırmaya çalıştık. Hayvanları öldürmeden uzaklaştırma diyoruz biz biraz. Erkan Bey, özellikle bunun da altını çizelim isterseniz hani izleyicilerimizin rahatlaması açısından. Hani hayvanları koruyoruz. Ama altı çizilmesi gereken önemli bir taraf daha var. İnsan sağlığına da zarar vermeden koruyoruz değil mi? Dünya çapında birçok sağlık sertifikaları alınmış. İnsan sağlığına hiçbir zararı olmadığına dair en az 30'a yakın belge ve araştırma var. NATO seri numarası alınmış. Avrupa'da ve Amerika'da sağlık örgütleri tarafından insan sağlığına hiçbir etkisi olmadığına dair çeşitli belgelerimiz var. O konuda da gururluyuz açıkça. Ispatlanmış insanın etkilenebileceği hiçbir durum olmadığını belirtmek isterim. Çok önemli bir şey gerçekten. Önce insan, insana önem veriyoruz zaten. Ama önce can ben, sonra canan. Evet, bravo. İnsana hizmet ediyorsak insana zarar veremeyiz. Zehirden farklı olarak bu bizim en önemli vurguladığımız nokta o. Zehirlerken hayvanları biz de zehirlenebiliriz. Hayır, ne biz ne hayvanlar. Hiç kimse zehirlenmemeli. Herkes mecrasında yaşanmalı. İnsan sağlığına, hayvan sağlığına hiçbir şekilde yan etkisi bulunmamaktadır. Bunu, doğanın da dengesini evet, bozmadan. Evet, GSA sertifikası, Amerika'da alınan sertifika bu anlama geliyor zaten. Doğal yaşama zararı olmayan ürünler anlamına gelen sertifikamız da var efendim. Hijyenik şartlarda hazırlanan en lezzetli et çeşitlerinin bulunduğu Çorlu'daki Armada Et Pazarı'na konuk olduk. İzleyelim. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, Çorlu Armada Et Pazarı'ndayız ve yanımda dükkan sahibi olan Rıfat Görgel var. Merhabalar Rıfat Bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Rıfat Bey, kısaca bir sizi tanıyalım. Tekirdağ merkez doğumluyum.
2000 senesinden beri bu et sektöründe çalışmaktayım. Artı veteriner laborant teknikerliği ile birlikte bir senelik olan işletmemizde et üzerine insanların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veriyoruz. Onun haricinde işte çeşitleri sunaraktan, et ve et ürünlerini işleyerekten işletmemizde insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Burada olan et çeşitlerinden ve üretiminden biraz bahseder misiniz? Burada kendi yerinde üretim izinlerimizle birlikte kendi köftemizi, çeşitlerimizi, işte sucuğumuzu kendimizi imal ediyoruz. Günlük olarak köfte çeşitlerimizi çıkartıyoruz. İşte kasap köftesi, Tekirdağ köftemizi, kasap köftenin yanında satır köfte, kebap çeşitleri olsun. Tamamıyla günlük olarak A'dan Z'ye kuzular çeşitlerinden, dana çeşitlerinden, tavuk çeşitlerine kadar birçok hizmetimiz var. Nasıl bir aşamadan geçiyor etler? Etler şöyle söyleyeyim. İlk önce tabii ki seçerek alıyoruz. Köylerde sürekli işin içinde olduğumuz için, köylerde gezerek kimde ne hayvan var bunları bildiğimiz için. En önemli kısmı da o galiba, değil mi? Öyle. Yediği yem, soluduğu hava, bakım şartları çok önemli. Bunun yanında işte veterinerliğin de teknikerliğin de verdiği bir avantajla da diyeyim, düzgün kaliteli hayvanlar seçip bunun da mezbahada, Tekirdağ mezbahasında veteriner kontrolü, tekrardan bir veteriner kontrolünden geçerekten kesildikten sonra özel frikolu aracımızla üretimhanemize getiriyoruz. Burada işleyip o şekilde çeşitlerimizi hazırlıyoruz. Seramik çamuru nasıl hazırlanır? Kütahya'da bulunan Aşkan Seramik'e sorduk. İzleyelim. Aşkan Seramik olarak 25 yılı aşkın bir süredir mutfak ve banyo grubunda züccaciye sektöründe hizmet vermekteyiz. İstanbul'da bulunan tesisimizi 2014 yılında Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikamıza taşıyarak ve artı büyüme yatırımlarıyla birlikte üretimde bulunan bandımızı genişleterek devam etmekteyiz. Üretim çeşitliliği olarak banyo grupları, mutfak grubunda servis ve ikram tabakları, kahvaltı setleri, meyve ve salata sunum tabakları bulunmaktadır. İç ve dış piyasadan gelen talepleri belli bir program dahilinde karşılamaktayız. Bünyemizde bulunan ürün çeşitleri haricinde özel siparişler ve istekleri de proje dahilinde çalışmaktayız. Araç alım satımı ile ilgili faaliyet gösteren İstanbul Çengelköy'de bulunan Çakır Rent-A-Car'a konuk olduk. İzliyoruz. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, Çengelköy'deyiz ve Çakır Rent-A-Car'dayız. Yanımda firma sahibi Emre Çakır var. Merhabalar Emre Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emre Bey, sizi biraz tanıyalım isterseniz. Tabii ki. Ben 1991 İstanbul doğumluyum. Aslen Trabzonluyum. 7 yıldır da araç kiralama işinde hizmet veriyoruz. İstanbul'un çeşitli yerlerine sürekli günlük, aylık, yıllık firmalarına araba kiralıyoruz. Güzel bir sektör. İşimizde gayet başarılıyız. Allah'ın ne kadar zamandır faaliyet gösteriyorsunuz? 7 yıldır faaliyet gösteriyoruz bu işte. Havaalanları olsun, büyük firmalar olsun. Günlük kiralamada genelde daha ağırlıklıyız. Diyelim ben geldim, bir araç kiralamak istiyorum. Fakat şoför de istiyorum yanında. Bu konuda da yardımcı oluyor musunuz? Şoförlü araçlarımız mevcut. Biz şoförlü arabalar da veriyoruz. Belirli bir ücret karşılığında şoförlü araç da verebiliyoruz. Araba isteyen olursa internet sitemizden arabasını beğenip nereden nereye gidecekse şoförlü de hizmet temin edebiliyoruz. Değerli Altın Rehber izleyicileri, İzmir'de Çabi Kafe'deyiz. Yanımızda firma yetkilileri Emrah Bey ve Ozan Bey var. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bize Çabi Kafe'yi anlatır mısınız? Firmanızı anlatır mısınız biraz? Tabii ki. Biz yaklaşık 2 hafta önce açıldık. Çok taze, çok yeni bir kafeyiz. Bornova Özkanlar Haşim İşcan Caddesi'ndeyiz. Buraya yenilik, taze kan, güler yüz getirdik. Güzel lezzetlerimizle müşterilerimize hizmet ediyoruz. Ozan Bey, siz de bize hizmetlerinizden bahseder misiniz? Çabi Kafe'nin müşterilerine sunduğu hizmetlerden. Bizim kafemiz Waffle Zack'ın,
lavazda kahveleri olmak üzere pizza, kumpir, sabah kahvaltısı, değişik görsel sunumlarla birlikte gayet lezzetli ve keyifli öğrencilerin uğrak noktası olmaya aday bir kafeyiz. Birçok kafe var. Birçok böyle firma var İzmir'de de, yani tüm Türkiye'de de var. Sizi diğer kafelerden ayıran özellikler nelerdir? Bu özellikleri açıkçası müşterilerimiz geldikten sonra kendileri karar verecekler. Ama buradaki sıcakkanlılığı, enerjiyi, güler yüzü kolay kolay fazla yerde bulabileceklerini zannetmiyorum. Onun dışında sokağımızla alakalı, sokağımızda birçok kafe var. Zaten kafeler sokağı burası. Ama bizi iki adım öne çıkaran Waffle Jack'ın waffle'ları ve kumpirimiz. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Emrah Bey, peki merak edenler için soruyorum. Size nasıl ulaşılsın? Kafenize nasıl ulaşılsın? Aslında bize en kolay ulaşma şekli internet sayfamızdan, Facebook ve Instagram sayfalarımızdan bize ulaşabilirler. Onun dışında paket servisimiz de mevcut. Bornova'daki bütün müşterilere paket servisi olarak da dağıtım yapmaktayız. Teşekkür ederim. Bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Eğitim alanında farklılık yaratan İstanbul Üsküdar'da bulunan Dahi Etüt Eğitim Merkezi'ne konuk olduk. İzleyelim. 2004 yılında kurulan Dahi Etüt Eğitim Merkezi 13 yıldır İstanbul Üsküdar'da hizmet vermeye devam ediyor. Ödevlerini yaptıramıyorum. Kontrol etmeye bile vaktim yok. Ben artık yetemiyorum. Her şey o kadar çabuk gelişiyor ki bir yandan da sınavlar. Doğrusu ciddi ve saygın bir kuruma ihtiyacım var diyen tüm velilere yardım etmeye, destek olmaya devam ediyor. Türkçe, matematik, fen, sosyal, din ve İngilizce dersleri yanında birçok sanat ve spor etkinlikleriyle de çocukların ikinci adres olmayı yıllardır sürdürüyor. Yaz döneminde de hizmet vermeye devam eden Dahi Etüt Eğlence ve Eğitimi bir araya getirerek çok verimli programlar uyguluyor. Çocuklarımızın hem dinlensin hem de öğrensin diyen tüm veliler yıllardır Dahi'de buluşmaya devam ediyor. Yıl içerisinde ve özellikle yaz okulunda yüzme, binicilik, okçuluk, jimnastik, futbol, İzcilik, ebru, seramik, kültür ve medeniyet gezileri, piknikler, yarışmalar, ödüller ve birçok etkinlikle çocukları buluşturan Dahi Etüt, öğrencilerine drama, fotoğrafçılık, satranç ve zeka sporlarıyla tanışma imkanı da sağlıyor. Eğer öğrenciniz Türkçeden 20 alırken 80 almaya başlamışsa, 340 puandan 470'lere çıkmışsa, dahiye gelebilmek için evini taşımışsa, matematik sınavında ilk defa ellerim terlemedi diyorsa, dahideki hocam beni senin sevdiğin gibi seviyor diyorsa, yıllardır gittiği dershaneden ayrılıp dahiye gelmiştim, her şey çok özeldi, son 2 aysa 20 puan yükseldim ve hayal ettim liseye yerleştim diyorsa, dahide başarı oranı tabii ki yüksektir. Yükselmeye de devam edecektir. Dahiye Tütün gayesi her bir öğrencinin psikolojik, sosyolojik ve kariyer çıtasını biraz daha yukarıları taşımak. Bunu da her zaman kendini geliştiren dinamik, donanımlı ve fedakar kadrosuyla büyük bir keyifle yapmaya devam ediyor. Son olarak ebeveyn, öğrenci, okul ve etüt merkezi herkes üzerine düşeni yaptığında hedefleri, hayalleri yakalamak çok daha kolay ve keyifli olacaktır. 13 yıldır dahili numaramız sevgi ve bilgi diyen Dahi Etüt Merkezi yeni birinciler kazandırmaya devam ederken sizlere de hizmet sunmaktan mutluluk duyacaktır. Mühendislik dışında asansör ve emlak hizmetlerinde yer veren Tunceli'deki Dersim Mühendisliği'ne konuk olduk. İzleyelim. Merhabalar Altın Rehber izleyicileri. Tunceli'deyiz. Dersim asansördeyiz. Yanında işletme sahibi Hıdır Bey var. Merhabalar Hıdır Bey. Merhabalar. Hıdır Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Adım Hıdır Ula. 1988 Tunceli Dersim doğumluyum. Doğma büyüme Dersim'de yaşadım. Burada büyüdüm. Bu topraklarda çalışıyoruz. Burada emek veriyoruz. Bunun için de mutluyuz. Neden bu sektör Hıdır Bey? Neden bu sektör? Yani bununla alakalı askerden dönmüştüm, gelmiştim. Buyla alakalı burada bir otel işi vardı. Oradan bir müddet çalıştık. Baktık bu işi yapabiliriz, hani kaldırabiliriz bu işi. O yüzden bu işe yöneldik ve açık da vardı memleketimizde, ciddi anlamda bu sektörde bir ihtiyaç vardı. Bunun için bu işi tercih ettik ve şu anda 4 yıldır bu sektörde hizmet vermekteyiz. Çok güzel. Peki Dersim Asansör neler yapıyor asansör adına? İlimizde yani bu asansörle alakalı sıkıntıları gördük.
bu işe başladık. Bununla alakalı binalarda, yeni binalarda asansör montajları gerçekleştiriyoruz. Bunların tescillerini yaptırıyoruz. İlgili etiketlerini yeşil, kırmızı, mavi, bunlarla alakalı çalışmalarımız var. Kontrollerini yaptırıyoruz. Yıllık periyodik kontrollerini bina yönetimlerine kendimiz tarafından yaptırılıyor. Bunlarla alakalı yani asansörlerin daha iyi çalışabilmesi, insanların daha güvenli olarak kullanabilmesi bununla alakalı çalışmalarımız oluyor. Bu kadar. Peki nedir bu kırmızı, sarı, yeşil bandrolleri? Anlatır mısınız biraz? Şimdi bunu ilgili kuruluşlar yapıyor. Bizim ilimizde de makine mühendisleri odası yapıyor. Yeşil etiket dediğimiz asansörlerin tam güvenli, kişilerin herhangi bir sıkıntı yaşamadan kullanabileceği asansör etiketidir. Sarı etiket asansörün belirli özelliklerinin bulunmadığı, yani tam güvensiz de değil, tam uygun da olmadığı bir aşamadır. Kırmızı etiket de asansörlerin güvensiz olduğu, yani kullanılmaması gerektiği, tehlikeli durumunu belirtir. Bununla alakalı çalışmalarımızda da binalarda kırmızı etiketli olan asansörleri yeşile çeviriyoruz. Bununla alakalı insanlara hani daha iyi bir hizmet verebilmek için bununla alakalı çalışmalarımız oluyor. Peki Hıdır Bey, bir asansörün ömrü ne kadardır? Ya bu kullandığınız malzemeyle ve şeyle değişir. Ortalama yani ideal bir asansörün ömrü 10 yıldan sonra komple bir elden geçmesi gerekir. Hani her yıl zaten ilgili yönetmeliklere göre düzenlenmesi gerekir. Güvenli olması açısından. Kullanım ömrü olarak da parça garantilerimiz 3 yılla 5 yıl arası değişiyor. Tam kullanım ömrü olarak da yani 10-15 seneye yakın kullandığınız malzemeyle alakalı bir ömürleri var yani. Ondan sonra komple değişim daha mantıklı olur. Peki bir binayı asansör yaptırabilmek için gerekli olan aşamalar nelerdir? İnsanlar nerelere başvuru yapmalı? Şimdi öncelikle zaten binalar belediyelerden, şeylerden asansör avan projelerini çıkarıp asansörleri ilgili standartlara göre projelerini yapıp onaylattıktan sonra firmalara geliyorlar. Firmalar da bununla alakalı bir çalışma yapıyor. Asansörün kapasitesine, kat durak sayısına göre bir çalışma yapıyor. Ona göre firmalarla görüşüyorlar, fiyatlarını alıyorlar. Sonra da montajlarına başlıyorlar ve onlar da gerekli uygulama ve avan projelerini hazırlayarak asansörlerin tescillerini yapıyorlar. Dersim asansör olarak hedefleriniz nelerdir? Biraz bahseder misiniz? İleriye yönelik projelerinizi anlatır mısınız? Şimdi memleketimiz küçük bir memleket. Yani iş olanaklarının ve kalifiye işçi bulma şeylerinin sıkıntılarının yaşandığı bir memleket. Genç nüfusun az olduğu bir memleket. Bununla alakalı tabii bizim de geleceğe yönelik amaçlarımız, şeylerimiz var. Bugün Dersim Asansör'de 15'i aşkın sigortalı çalışan bulunuyor. Bununla alakalı her yıl daha iyi asansör yapmanın peşindeyiz. Daha iyi çıkan yönetmelikleri takip edip bunu gerekli çalışanlarımıza uygulamalı olarak derslerini verip daha iyi bir şekilde hizmet sunmak istiyoruz. Bununla alakalı çalışmalarımız var. Tabii daha büyümek isteriz. Daha da farklı yerlere açılmak isteriz. İmalat sanayisine yönelmek istiyoruz. Bununla alakalı da tabii ki biraz daha şartların, şeylerin oluşmasını bekliyoruz. Teşekkür ederiz tekrar. Evet, Dersim Asansör'deydik. Bakalım şimdiki durağımız neresi olacak? 2010 yılında tüketicilerin ihtiyaç duyduğu özel ürünleri pazarlamak amacıyla kurulan İstanbul Ümraniye'de bulunan EGD Temizliğe konuk olduk. İzliyoruz. Sevgili izleyenler, EGD Tekstil'deyiz ve yanımda EGD Tekstil'in firma sahibi Ergün Dımışkı var. Merhabalar Ergün Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ergün Bey, dilerseniz biraz neler yapıyorsunuz, bu işimizden bahsedelim. Ana ürünümüz renk koruyucu mendil. Onun dışında kolay temizlik için altın gümüş parlatma bezlerimiz var. Bezi altın gümüş ürünlerinizi sadece altın gümüş parlatma bezini kullanarak temizleyip parlatabiliyorsunuz. Başka hiçbir yan ürün kullanmadan? Yansal ve su kullanmıyorsunuz. Onun dışında yumuşatma mendilimiz var. Bu mendilde yumuşatıcı çamaşır makinesinde kullanmak yerine kurutma makinesinde sadece bu mendili kullanarak çamaşıra yumuşaklık, koku, antistatik özellik ve kolay ütülenebilme özelliği kazandırabiliyorsunuz çamaşırınıza. Şu anda bu 4 kategoride ürünümüz var.
Tarihin ve lezzetin buluştuğu mekan olarak bilinen Elazığ'daki Enser Mangal Vadisi'ne konuk olduk. İzliyoruz. Merhabalar Altın Rehber izleyicileri. Elazığ'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda Harput'tayız. Enser Mangal Vadisi'ndeyiz. Yanımda işletme sahibi Mustafa Bey var. Merhabalar Mustafa Bey. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Mustafa Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz efendim. Enser Mangal Vadisi ailesi olarak hoş geldiniz. Şeref veriniz efendim. 2002 yılında bu yana Enser Mangal Vadisi işletmesi olarak bulunmaktayız. Bizim asıl mesleğimiz kasaplıktır. Yani kendi şahsi mesleğim, kardeşim, biraderlerim falan kendileri restorançı olduğundan dolayı et işiyle ben ilgileniyorum. Geri kalan mutfak bölümü Yusuf Usta şu anda Ankara Çukurambar'da pirzolacı olarak ikinci şubeyi oradan açtık. Yani kalitemizle öne çıkmanın hesaplarını yapıyoruz inşallah. Hamdolsun. Enser Mangal Vadisi'nin menüsünde neler var? Enser Mangal Vadisi menüsünde filota şiş var. Kuzu harput kebabı var. Ondan sonra pirzola, kuzu pirzola özellikle her zaman Diyarbakır'dan taze kuzulardan alıyoruz. Günlük olarak her zaman kuzu eti, ondan sonra normal ızgara çeşitleri de var. Adana, işte normal kuşbaşı, işte hepsi birinci kalite yani. O seçenek şansımız var maalesef çok. Yani ete yönelik bütün ürünleri burada bulabiliyoruz, öyle mi? Tabii, mutlaka ki. Şimdi bizim kendi mesleğimiz olduğundan dolayı o işin zorluğunu yaşamıyoruz. Sektör yabancısı değiliz. Bu işi yaptığımızdan dolayı da profesyonelce yapıyoruz yani. Peki bu güzel restoran haftanın hangi günleri hizmet veriyor? Haftanın 7 günü hizmet veriyoruz. Sabahleyin saat 9.30-10'da açılıyor. Gece 11-12'ye kadar devam ediyor. Peki ben neden Enser Mangal Vadisi'ni tercih etmeliyim? Sizi diğer restoranlardan ayıran özellikleriniz nelerdir? Şimdi bizim özelliğimiz kalitemizdir. En çok vurgu yaptığımız nokta var. Kalite, kalite, kalite. Yani şimdi biz mesela Elazığ, Diyarbakır, Bingöl bu bölgede sürekli etin en iyisini alıyoruz. İş bonfile, kuzu pirzola. Ondan dolayı yani insanlar da tabii Yusuf Usta'nın el önerisi de çok önemlidir. O el önerisi de işin içerisine girdikten sonra ondan sonra bambaşka bir şey ortaya çıkıyor ve ondan dolayı da hamdolsun en üst düzeyde temsil ediyoruz yani. Güzellik dediğinde kendini fark etmektir sloganıyla hizmet veren Kütahya Gediz'de bulunan Gümüş Kuaför'e konuk oluyoruz. Bir izleyelim. Gümüş Kuaför, insanların enerjisinin yüksek olduğu, müşterilerimizin her zaman kendini daha güvende, daha iyi, daha sakin, daha dinlenmiş hissetmesini sağlayan bir iş yeri. Salon çalışanlarım, müşterilerimi rahatsız etmeden çalışan, sadece işleriyle meşgul olan, dış dünyayla değil de sadece iş hayatında kendilerini ön plana çıkaran insanlar. Onun dışında salonumda farklı farklı çalışmalar yapıyorum. Saç botoksunda kendimce dikkat ettiğim saçın pH'i. Saçın pH'i yüksekse eğer ve ben bunu doğru etkili bir şekilde test edebiliyorsam evet bu benim başarımdır. Ve ben hangi saça ne uygulanacağını, hangi doğrultuda uygulanacağını zaten net bir şekilde müşterime vermiş oluyorum. Yani çalışmalarımız körü körüne değil de tamamen müşteriye, kişiye çalışma. Çeyiz hazırlarken eşya seçiminde nelere dikkat etmeliyiz sizce? Kütahya Tavşanlı'da bulunan Güven Çeyiz'e konuk olduk. İzleyelim. Değerli Altın Rehber izleyicileri, Kütahya'nın güzel ilçesi Tavşanlı'dayız. Güven Çeyiz ve Şalvar'dayız. Yanımızda firma yetkilisi Güven Kaynak var. Güven Bey, merhabalar. Merhabalar. Sizi biraz tanıyabilir miyiz Güven Bey? Güven Çeyiz 10 seneden beri Tavşanlı halkına hizmet veren, özel şalvar dikişi, hazır şalvar satışı yapan bir firmadır. Peki bu şalvar dikimi bildiğim kadarıyla zor bir süreç. Bu süreci bize biraz anlatır mısınız Güven Bey? Nasıl başlıyor? Nerede bitiyor? Nasıl oluyor? Evet, dediğiniz gibi zor bir süreç. Yoğun emek gerektiren bir süreç.
Bu sürece ilk baş kumaş seçimi ve daha sonra model seçimi, ardından ölçü alımı, ardından da provayla en az bir kere oluyor prova. Birden fazla yaptığımızda oluyor. Böylelikle en son aşama olarak tasarıma uygun bir şekilde şalvarın dikişi ve süslemesiyle aşamalar bitiyor. Güven Bey, ne tür kumaşlar kullanıyorsunuz? Özellikle seçtiğiniz kumaşlar nedir? Neye göre belirleniyor bunlar? Bunları bize biraz anlatır mısın? Sen merak eden seyircilerimiz için de. Evet. Kumaşlarımızı özellikle müşterilerimizin beğenisine göre seçiyoruz. Mesela sizin üzerinizde gördüğünüz tel kırma diye geçiyor bu. Bu kumaş Hindistan'dan geliyor. Bizim kullandığımız kumaşların çoğu ithal kumaştır. Hepsi özenle seçtiğimiz kumaşlardır. Peki başka kumaş çeşitleri nelerdir? Bunların yanında, Hint kumaşının yanında Swarovski dediğimiz kupon kumaşlar, ondan sonra Fransız güpürü, üç boyutlu kumaşlar ve benzeri birçok kumaştan şalvar üretimimiz var. El işçiliği, sim sarma işimiz de vardır, mevcut. Peki Güven Bey, şimdi ben burada birçok takım görüyorum, böyle şalvarlar, üstler falan. Bunlar hazır mı? Bunlar müşterilerimizin beğenisine sunduğumuz teşhir ürünlerimizdir. Bunların içerisinde hazır ürünlerimiz var. Direkt müşterilerimizin giyebileceği, hazır satın alabileceği. Aynı zamanda bunlardan her müşterimize has, özel, beğendiği kumaşlardan ölçülerine göre özel dikimde yapabiliyoruz. Güven Bey, son olarak seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Bize nasıl ulaşabileceklerini anlatmak isterim. Bize WhatsApp, Facebook ve iletişim numaraları üzerinden ulaşabilirler. Daha önce Türkiye'nin çeşitli illerine bu tarzda ürünlerimizi yollamıştık. Özel dikim dahi yapmıştık. Sadece Türkiye değil, Türkiye'nin dışındaki gurbetçilerimize, Almanya'dakilere, Arap ülkelerindekilere de yollayabiliyoruz. Hani sadece bize ulaşmaları yeterli. Hiç merak ettiniz mi? Döner nasıl bir ateşte pişirilmeli? Erzincan'da bulunan kebapistana konuk olduk. İzleyelim. Merhabalar Altın Rehber izleyicileri. Erzincan'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda kebapistandayız. Yanında işletme sahibi İnan Bey var. Merhabalar İnan Bey. Merhaba efendim. İnan Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? 1981 doğumluyum. 36 yaşındayım. 3 çocuğum var. 11 yıldır bu işletmeye faaliyet göstermekteyim. Peki İnan Bey, neden bu sektörü tercih ettiniz? Bu sektörde daha önceden bulunduğumuz şu anki işletmede çalışan olarak çalışmaktaydım. İlerleyen süreçlerde tabii ki hayat şartlarıyla nasip kısmet işi bu işte. Bize nasip oldu. Bu şekilde devam ettik. Peki Kebabistan burada neler yapıyor? Biraz anlatır mısınız? Kebabistan restoran sabah saat 6'da 5 çeşit çorbasıyla mercimek, şikayet, paça ve tirit çorbasını çıkarmaktayız. Saat 9.30'dan sonra 6 çeşit suni yemeğimiz, döner ve kebap çeşitleri, lahmacun pide çeşitleriyle faaliyet göstermekteyiz. Aynı zamanda paket servisi de yapmaktayız. Dışarıdaki işletmelere, evlere götürmekteyiz bu hizmetimizi. Gece kaça kadar açıksınız peki? Gece 11 gibi faaliyetimiz son buluyor, kapanıyor. Peki menü içeriklerinizden biraz bahseder misiniz? Bunlarda hangi çeşitler var? Menüde dönerimiz var. Erzincan'ın bilindiği gibi tüm Türkiye'nin dilinde olan meşhur yaprak döneri. Tereyağlı İskender'imiz var. Çorbalardan mercimek, şişkembe, paça, tirit çorbamız var. Sulu yemek olarak haşlama, çoban kavurmamız var. Kuzu biryan yapıyoruz. Tabii bu bazen yemekler Erzincan'ın meşhur kuru fasulyesi. Bazen yemeklerimiz değişiyor. Menüye göre, duruma göre. Çünkü her gün aynı yemeği çıkardığınız zaman biz her müşteriye bıkkınlık geliyor. Değişik tarzlar istiyor. Bu şekilde kebap çeşitlerimiz var. Adana kebap, Urfa, et şiş, tavuk şişi, İskender. Lahmacun pide çeşitlerimiz var aynı zamanda. Yani bir müşteri de içeriye girdiği zaman A'dan Z'ye canının istediği şekilde hizmet verilebilecek bir yer, mekanımız var. Taze ve lezzetli bir şekilde her şeyi burada temin edebiliyorum, öyle mi? Evet efendim. Biz zaten Doğu Anadolu bölgesinin bilindiği gibi eti meşhurdur, kalitelidir. Biz zaten etlerimizi burada kendimiz direkt birinci elden, besiciden temin etmekteyiz. Bunları belediye kesim analizinde kesip daha sonra burada restoranımıza işlemekteyiz. Tabii biz etlerimizi 2-3 günlük bir süreçte tüketeceğimiz kadar hayvan kesimi yapıp ona göre burada işlenir.
her et parça parça, kebaplık et kebaplığa, dönerlik et dönerliğe, lahmacunluk et lahmacunluğa, sulu yemeklik et sulu yemekliğe diye ayrılır burada. Araç kiralamada İzmir Buca'da marka olan Mahir Oto Kiralama'ya konuk olduk. İzleyelim. Değerli Altın Rehber izleyicileri, İzmir'de Mahir Oto'dayız. Yanımızda firma yetkilisi Naim Bey var. Naim Bey merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii. Ben Naim Kömürcü. Elazığ Palu doğumluyum. 2007'den beri 10 yıldır otomotiv sektöründe hizmet ediyorum. 2014 yılında firmamıza kiralama hizmeti de vermeye başladık. 2014 yılında bir oğlumuz oldu, Mahir Oto. 2014'te firmamızın adını Mahir Oto Kiralama yaparak ülkemizde hizmet etme yolunda ilerliyoruz. Kiralama koşullarımız öncelikle ehliyet kredi kartı gerekiyor. Ön provizyon yapıyoruz müşterilerimize. Ön provizyon olmadan kesinlikle çıkış yapmıyoruz. Müşterilerimizin kimlik bilgilerini anında İçişleri Bakanlığı'yla KABİ sistemiyle Emniyet Müdürlüğü'ne bildiriyoruz güvenlik açısından. Biz genellikle uzun dönem kiralamayı tercih ediyoruz. Kısa dönemli günlük kiralamalarımız da var tabii ama çok riskli olduğundan dolayı daha uzun dönem kiralamayı tercih ediyoruz. Örneğin bizi diğer firmalardan ayıran özelliklerden birisi de müşterilerimiz 12 ay sözü en az verdiği takdirde showroom'a gidiyoruz. Müşterimiz istediği model, markada, rengine kadar aracı seçebiliyor. Ege bölgesinin her bölgesine ücretsiz araç teslimatımız vardır. Müşterimiz diyelim kaza yaptı, aracı arızalandı. Günün ve gecenin 24 saatinde ikame araç kendisine teslim edip aracı kendisine alıp onarım için servise bırakıyoruz. Müşterilerimizin bu şekilde mağdur olmamasını da sağlıyoruz. Dışarıdan hiçbir araç almıyoruz. Kendi öz kaynağımızla bu işi yapmaya çalışıyoruz. Ülkemize, vatandaşımıza hizmet edebiliyorsak eğer bizden mutlusu yoktur. Abiye hazır türban modelleri nelerdir? İstanbul Maltepe'deki Meryemce türban tasarıma konuk olduk. İzliyoruz. İstanbul gelinlerine kendi evlerinin rahatlığında, zaten mottomuz bu yani, kendi evlerinin rahatlığında düğününe, kınasına, nişanına hazırlıyoruz. Makyajını ve türban tasarımını yapıyoruz. Malum İstanbul'da işte düğünü olacak gelinlerimiz aynı gün içinde hem kuaförüne yetişiyor, hem fotoğraf çekimine, hem işte nikahsa nikah, düğünse düğününe yetişiyor. Biz en azından kuaför olan kısmının yükünü gelinlerimizden alıyoruz, evlerine gidiyoruz. Sadece fotoğraf çekimini ve düğününe yetişiyor. Kendi evlerinde randevuları çok önceden alıyoruz. Düğün kısmına kadar zaten hep irtibat halinde oluyoruz. İşte kıyafete, türbanına, aksesuarına birlikte karar veriyoruz ve o gün çok sürpriz bir şey olmuyor. Onlar da bizi öncesinde çok iyi tanımış oluyorlar. Biz de zaten o konuşma sürecinde onları çok iyi tanımış oluyoruz ve birlikte hazırlanıyoruz. Mobilya seçerken ürün kalitesi ve rahatlığı nasıl olmalı sizce? Elazığ'da bulunan Mobilya Home'a konuk olduk. İzliyoruz. Merhabalar Altın Rehber izleyicileri. Elazığ'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda Mobilya Home'dayız. Yanımda işletme sahibi Vahap Bey var. Merhabalar Vahap Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Vahap Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Vahap Gök, Elazığ Kovancılar doğumluyum. Mobilya sektörüne uğraşıyorum. 42 yaşındayım, 4 çocuk babasıyım. Dediğim gibi mobilya sektörüne hayatımıza devam ediyoruz. Peki Vahap Bey, neden bu sektör? Bu sektör bizim aileden gelen bir şirket olduğumuz için şirket bünyemize birçok sektörde hizmet ediyoruz. Yani bu sektörler arasında petrol, halı saha, kuyumculuk, market vardı zaten. İlçemize bir ihtiyaç olduğu için mobilya sektöründe de 2000 yılında atıldık. 2000 yılından beri de Kovancılar'da iki mağaza, Karakoçan'da başka bir şube, bir mağaza ve Elazığ'da da iki tane şubemiz olmak üzere devam ediyoruz. Peki gelen müşterilerinize önerdiğiniz mobilyalar nelerdir? Yani Mobilya Home'da her türlü çizgi vardır. Burada modern tarzda, avantgard tarzda, yeni evlenen gençler olsun, yani evini daha önce kurup da tekrar evine yeni ürünler almak isteyen her çizgide Mobilya Home'da ürün bulabilirler. Mağazamızı gelip gezen müşterilerimizin Mobilya Home ne kadar bir doğru tercih olduğunu fark ediyorlar. Ki gelen giden müşterilerimiz arasında bunu da dile getiren %95
civarında. Her türlü ürün bizde bulunur. Peki Mobilya Home'da bayağı bir zengin içerik görüyorum ben. Bir evin bütün ihtiyaçlarını en modern şekilde karşılayabiliyor musun? Tabii ki. Yani her sektör, her çizgide dediğim gibi. Yani gelip evimi ben modern tarzda dizmek istiyorum. Renk kombinasyonu yapmak istiyorum. Kendi zevkime göre renk oluşumu yapmak istiyorum deyip de evini o şekilde de dizdiğimiz ürünler var. Veya ben avantgard ürün seviyorum. Avantgard çizginiz hangi durumdadır? Avantgard çizgisine de İnegöl'ün en üst firmalarıyla, Ankara'nın en üst firmalarıyla çalıştığımız için yani bir müşteri gelip ben şu tarzda evimi sermek istiyorum, o evde yaşamak istiyorum deyip de onun zevkine göre her türlü renkte ve çizgide evini dört dörtlük kurup kendisine teslim edebiliriz. İnsanlar hayalindeki tüm mobilyaları buradan bulabilirler diyorsunuz, öyle mi? Evet, kesinlikle bulabilirler. Dediğimiz gibi yani modern tarzda, avantgard tarzda, her türlü renk konusunda müşterilerimiz gelip rahatlıkla burada zevkine göre oluşumunu yapıp ben bu şekil bir kombinasyonu istiyorum deyip evini o şekilde hazırlayıp kendisine teslim edebiliriz. Peki aldığım ürünleri en geç kaç gün içerisinde bana teslim edebilirsiniz? Normalde firmalarımızın bize verdiği termin tarihleri 21 gündür. Biz de müşterilerimize olduğu sürede kesinlikle teslim ediyoruz ama elimizden geldiği kadar bazen bunu 10 gün, 12 gün, 15 gün olarak da teslim ettiğimiz oluyor. Ama terminimiz 21 gün. Peki Mobilya Home'u diğer mobilya firmalarından ayıran özellikler nelerdir? İşte Elazığ'da en büyük özelliğimiz şu. Yani yer, mevki ve mağazamızın konumu itibariyle çok rahat bir yerdeyiz. Müşterilerimiz çok rahatlıkla gelip kapımızın önüne kadar arabalarını çok rahatlıkla park edip park sorunu olmayan. Vitrinimiz, mağazamızın vitrini Türkiye'de bile sayılı vitrinler arasında 80 metre bir cephemiz var. Onun dışında müşterilerimiz geldiği zaman zaten kendi zevkini, kendi çizgilerini yakaladıkları için her türlü üründe rahat, kendilerini rahat hissettikleri için, aradıklarını buldukları için Mobilya Home o konuda müşterilere hep öncelik olarak görünmekte ve gelip ziyaret ettiklerinde de bu farkımızı anlıyorlar. Mobilya Home olarak yeni evleneceklere, evini yenileyeceklere özel paketleriniz, kampanyalarınız var mı? Elazığ'a özelliğimizi gayet yakından takip ediyor ve biliyor. Yani medyadan veya radyo programlarından reklamlarımız sürekli var. Bizi yakından takip edenler farkımızı biliyorlar zaten. Biz Mobilya Home olarak her ayın muhakkak ya bir festival anlamında, yani bir Salep Festivali ya bir Kestane Şekeri Festivali, bunlar yapıldı, veya tavuklu pilav tarzında ya da muhakkak bir haftalık veya 10 günlük bir indirimli bir haftamız oluyor muhakkak. Bunu da neden yapıyoruz? İnsanlarımız kendilerini ayarlıyorlar. Bazen nakit almak isteyen oluyor ama uygun bir yer arıyor. Bazen nakit alamıyorum ama gidip bayağı bir fazla bir ürün alacağım, nasıl bir kolaylık sağlanır diye veya fiyat konusunda nasıl bir şey yakalarım diye Mobilya Home o konuda ayın belli haftası muhakkak bir 10 gün veya bir hafta müşterilerine özel bir hafta yapıyor. Evet değerli Altın Rehber izleyicileri, Kütahya'nın Simav ilçesinde Otel Çetkin'deyiz. Yanımızda Otel Çetkin'in sahibi Recep Çetkin var. Recep Bey, bize Otel Çetkin'i anlatır mısınız? Firmanızı anlatır mısınız biraz? Ya, Otel Çetkin Kütahya'nın Simav kazasıdır. Kütahya 150 kilometredir. Kütahya'da havaalanı, Balıkesir'e 150 kilometredir. Bursa'ya 190 kilometredir. Yani otelimiz aynı zamanda bizim burada insanların çok seveceği kablocular var, Ennal. Çelebi öyle demiş, dünyayı gezdim ama Ennal kablocularının gibini görmedim. Bizim otelimize 2,5 kilometredir. Gelen misafirlerimiz bizde tercih ettikleri an bizde kalabilirler. Ha, oraya da banyo için gidebilirler. Ondan sonra Simav'da dediğiniz gibi karşımızda hükümet konağı. Ondan sonra 50 metre otogar. Yani çok merkezi konumda değil mi? Merkezi konumda. Simav'ın 10 numara yeri. Uşak yakın 80 kilometre. İzmir
200 kilometre. Yani Türkiye'de Simav'a yolu düşenlere veya bizi tercih edenlere, Avrupa'dan da olabilir, otelimiz 60 kişiye hizmet vermektedir. Aynı zamanda aile olarak böyle bu odalar gibi birkaç tane odamız bulunmaktadır. Yani Simav'a ben çok yeterli görüyorum böyle bir binanın. Ama yakın zamanda Allah bana ömür verirse Enyal'a 5 yıldız söz veriyorum. 5 yıldızlı bir otel daha yapacağım diyorsunuz. Hizmetlerime bu şekilde devam edeceğim diyorsunuz. Peki Recep Bey, Otel Çetkin'in hizmetleri neler? Müşterilerinize neler sunuyorsunuz? Niye sizi tercih etsinler? Ya şimdi şöyle bir şey. Yani burası bir deprem bölgesi. Deprem bölgesi olduğu için bu binanın depreme dayanıklı olması, aynı zamanda gelen buraya yabancı bizim geliyor, pazarlamacılar geliyor. Pazarlamacılar da tabii rahat edebileceği bir yer. Ondan sonra kahvaltısı olsun, ondan sonra her yönünden yani rahat edebileceği bir yer olduğu için. Yani kendilerini evlerinde mi hissedecekler, öyle Serdem, mi diye. Serdem, burası kendi evi. Yani ben öyle görüyorum yani. Ha evinde yatmış, ha Otel Çetkin'de yatmış. Değişen, belki Otel Çetkin daha fazla olabilir. Peki Recep Bey, etrafta birçok da otel var. Şimdi sizi diğer firmalardan ayıran özellik nedir? Sizin farklı olarak yaptığınız Otel Çetkin şu yönüyle her otelden ayrılır dediğiniz özellik nedir? Ya şimdi benim bir Avrupa görüşüm var. Ben Avrupa'da insanlara değer verilir. Ben öbür otellere, öbür kardeşlerimi kötülemem. Herkes nasip. Onu insanlar karar verecek. Ha, bu zamana da onunla 15-20 sene otel çalıştırdılar. Ha, ben yeni başladım. Onu gelecek olan müşavirlerimiz karar verecek. Ben illa onlardan benim şu üstün, bu üstün. Ha, burası sıfır bir binadır. Her yönüyle. Mobilyasından tut her şeysiyle. Ben burayı açalı 3 ay oldu. 3 ay sonra ben nevresimlerimi değiştirdim. Yani o benim bir kendi Avrupa görüşümdür. Ha, ben bu işi parası pulu için yapmadım. Ben zırh insanlara hizmet olsun. Ben insanlardan teşekkür bekliyorum. Başka hiçbir şey değil. Kişiye özel pastalarıyla hizmet veren Elazığ merkezde bulunan Özel'in pastanesine konuk olduk. Çok özel röportajımız var sırada. Alparslan Bey, bu ürünlerin tazeliğini, kalitesini nasıl sağlıyorsunuz? Bunları en başta satın almadan başlıyoruz. Satın alma noktasında ürünlerimizde seçici davranıyoruz. Her ürünü imalathanemize sokup ürünlerimize karıştırmıyoruz. Öncelikle aldığımız ürünü kendimizin beğenmesi lazım. Daha sonra o ürünü kullanıp müşterilerimize sunuyoruz. Bu konuda bunların üretim aşamasında da hijyen, kalite, titizlik, ve insanlara sunarken, satarken de yine aynı özeni göstererek insanlara bu konuda mutlu olmaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sizi diğer pastanelerden ayıran özellikleriniz nelerdir? Şimdi pasta satmak bizim için ne kadar sıradan görünürse bile bu alan insanlar için özel bir andır. Biz bunun bilincinde olarak insanlara pasta satıyoruz. Yani önemli olan burada satıp insanlardan para almak değil. O insanlar pastayı evine götürdüğü zaman mutlu olabilmek. Çünkü mutlu insan karşısındakini de mutlu eden insandır. Özel'in pastanelerinin geleceğe yönelik hedefleri arasında neler vardır? Geleceğe yönelik hedeflerimiz 2009'da çıktığımız bu yolda daha kalıcı, daha sağlam temeller üzerine oturmuş bir Özel'in pastanesiyle daha ileriki yıllarda şubeleşmeye özen göstererek özellikle önce şehrimizde, daha sonra da civar şehirlerde ve bütün ülkede bunu sağlayabilmek.
Alparslan Bey, bu güzel röportaj için size çok teşekkür ederim. Son olarak Altın Rehber programı ekranlarından tüm Türkiye'ye ve dünyaya neler söylemek istersiniz? Herkese barış, huzur ve tatlı tadında bir hayat dilerim. Teşekkür ederim. Evet efendim, Özel'in pastanelerindeydik. Bakalım şimdiki durağımız neresi olacak? Lider otomotiv ithalatçısı olarak faaliyet gösteren İstanbul Beykoz'daki Peçe Otomotiv'e konuk olduk. İzliyoruz. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, dilerseniz biraz da otomotiv sektörüne ışık tutalım. Beykoz'dayız, Peçe Rent-A-Car'dayız ve yanımda firma sahibi Fatih Peçe var. Merhabalar Fatih Bey. Merhabalar Sinem Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fatih Bey, sizi biraz kısaca tanıyalım. 1987 Rizeliyim. Doğma büyüme Beykoz'dayız. Yaklaşık bir 7 yıldır, 8 yıldır bu işte uğraşıyoruz. Peçe Rent-A-Car olarak ne kadar zamandır faaliyet gösteriyorsunuz? Peçe Rent-A-Car olarak 95 yılında babam bu işi yapıyordu. Yaklaşık 2004 yılına kadar babam devam etti. Bir ara ara vermek zorunda kaldık. Yaklaşık bir yıldır da ben oğul olarak görevi devraldım. Devam ediyorum bu şekilde. Neler yapıyorsunuz peki Peçe Rent-A-Car olarak? Araç kiralama, oto alımı satım, bu işlerle ilgileniyoruz. Hasarlı araçlarda da... Hasarlı araç olarak da ihale sayfalarından, sigorta şirketlerinden veya şahıslardan araç alarak araçların onarımını veya onarmadan müşterilere verebiliyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız oluyor. Yaptığımız araçları zaten orijinal parçalarla yapıyoruz. Hiçbir eksiksiz tamam olarak ekspertizini yapıp teslim ediyoruz zaten. Aramızda bir sözleşmemizi yapıyoruz. Bu şekilde bir çalışma yapıyoruz. Sizi bu diğer firmalardan ayırt eden en büyük özellikler neler? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz Peçe Otomotiv olarak biz işimizi kurumsal yapıyoruz. Tabii ki bütün araçlarımızda Rent-A-Car kaskomuz mevcut. Kaza anında müşterilerimizi mağdur durumda bırakmıyoruz. İyi bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Hani biraz daha kurumsal olarak bu işi yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Gelen müşterilerin özel organizasyonları olsun, işte böyle VIP geceler, etkinlikler olsun. Bunlarla alakalı da araç temini yapabiliyor musunuz? Tabii ki Sinem Hanım. Şimdi Peçe Otomotiv olarak Rent-A-Car işi de yapıyoruz konuştuğumuz gibi. Hani hiçbir müşterimizi geri çevirmiyoruz. Şoför temin edebiliyoruz. Gece partileri olsun, VIP araçları olsun, düğün organizasyonları olsun, hepsinde yardımcı olabiliyoruz. Hiçbir müşterimizi geri çevirmiyoruz. Herkes mutlu gidiyor burada. Herkes mutlu gidiyor, evet, dediğimiz gibi. Lezzetli bir kahve sunumu nasıl olmalıdır sizce? Bingöl Solhan'da bulunan Tadım Kahve Köpüğü'ne ziyaret ettik. İzliyoruz.
Altın Rehber programından hepinize merhabalar. Şu anda Bingöl Solhan'dayız ve Tadım Kahve Köpüğü kafeteryasındayız. Yanımda şu anda işletme sahibi Mehmet Bey var. Merhabalar Mehmet Bey. Merhaba. Tadım Kahve Köpüğü'nün isim hikayesi, buranın başlangıç serüveni nedir? Tadım Kahve Köpüğü, Tadım zaten ana firmamın ismi olduğu için koydum. Kahve Köpüğü de biraz daha cazip olduğu için öyle bir isim kurdum. Ve kendi yaptığım bir işletmedir. Bütün her şeyle kendim yaptım yani. Menü içeriklerinizden bahseder misiniz biraz? Menü batıdan gelen insanlarımızın burada sıkıntı çektiğinden dolayı ve batıda ne varsa bizde de aynısı var ve daha iyisini yapıyoruz. Bu konuda da bugüne kadar da başarılı olduk yani. Ne gibi sıkıntılar çekiyorlar mesela batıdan gelen insanlar? Mesela burada yaptığımız ürünler tamamen espresso ürünleri olduğu için burada yani küçük şeylerde olmayan şeylerdir. Ve bunu da hepsini yapıyoruz. Mesela americano, latte, mocha, ondan sonra milkshake, soğuk kahveler, sıcak kahveler. Yani ne ararsanız bulabilirsiniz burada. Tadım Kahve Köpüğü'ne gelen misafirleriniz mekana girdikten sonra hangi ürünleri daha çok tercih ediyorlar? Özellikle kahve çeşitleri çok tercih ediliyor. Türk kahveleri olsun, ondan sonra diğer soğuk ve sıcak kahveleri hepsi tercih ediliyor. Peki kahve dışında yiyecek içecek hizmeti de verdiğinizi söylediniz. Biraz bunları anlatır mısınız? Kahve dışında alakart menülerimiz var. Yani anında çıkan malzemeler var. Mesela bu konuda saç tava olsun, et sote olsun, tavuk sote olsun, pizza çeşitleri, hamburger, tost çeşitleri. Bunu büyük bir zevkle de yapıyoruz. Günün her saati gelip burada yemek yiyebiliyoruz yani. Aynen. Lezzetli bir köfte yapımı ve sunumu nasıl olmalıdır sizce? Kırklareli Löburgaz'da bulunan Yeşil Izgara'ya konuk olduk. İzleyelim. Efendim, Löburgaz'da Kırklareli'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Turgut Bey köyündeyiz. Birol Bey'in yanında Yeşil Bahçe Et Lokantası. Efendim, gördüğünüz üzere çok şeker bir beyefendi var yanımda. Buranın sahibi oluyor kendisi. Nasılsınız Birol Bey? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Ben de iyiyim. Çok mersi. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Birol Bey kimdir? Yeşil Bahçe Et Lokantası'nda yeri nedir? Ben Birol Topal. Emekliyim. 55 yaşındayım. Lokanta işletiyorum. Burada bir özelliğimiz var. Bahçemiz Kır Lokantası. Bütün Löburgaz ve çevresinde hizmet ediyoruz. Kendi hayvanlarımızı burada kesiyoruz. Sütünden yararlanıyoruz. Keçilerimiz var. Keçilerin sütünden peynir yapıyoruz, yoğurt yapıyoruz. Dışarıdan ayran falan almaya gerek kalmıyor. Müşterimiz genelde keçi yoğurdu istiyor, keçi ayran istiyor. Peyniri de yapıyoruz meze olarak. Keçi peyniri. Fazlasını da buradan satıyoruz arkadaşlara. Burada kendi kuzularımızdan çevirme yapıyoruz. Külbastı yapıyoruz, kalem pirzola yapıyoruz. Çevirme değil de tandır. Fırında tandır yapıyoruz. Ve çok iddialıyız bu konuda. Yani çevrede bizim gibi yapacak arkadaşlar var ama bizimkisi farklı, fırınımız farklı. Taştan fırınımız var, büyük fırınımız var. Yani müşteriye böyle hizmet ediyoruz. Burada bir de köftemiz meşhur değil mi? Biraz ondan bahsedelim. Kesinlikle köftemiz Löburgaz çevresinde en iyi köfte bizde olabilir diye düşünüyorum. Daha iyisini şimdiye kadar rastlamamışlar. Gelen müşterilerimiz bunu söylüyor. İnşallah devam edeceğiz. Müşteriler memnun yani. Köften çok memnunlar yani. Kütahya'da bulunan MMS mobilyalarının kalite farkı nedir? Sizler için ziyaret ettik. Hep birlikte izliyoruz. 2015 yılında kurulan firmamız dürüst, kaliteli ve müşteri memnuniyetini ilke edinmesiyle bugün 7 çalışanıyla 810 metrekarelik kapalı alanda kanepe, çekyat, koltuk takımı, oturma grubu, yatak, baza, başlık, genç odası, modern mobilyaları ile MMS Mobilya 2015 yılında ilk olarak geliştirdiği özel dizayn ve özel müşteri siparişi ürünleriyle kaliteli ve uygun fiyat politikasıyla birlikte müşterilerimize hizmet vermenin gururunu yaşamaktayız. Ürün kapasitesini her yıl genişleten, trend ürünleriyle paralel olarak yenileyen MMS Mobilya ürünlerini kaliteli ve modaya uygun seçmektedir. Her geçen gün artan ürün çeşitliliğiyle sektörde her zaman yenilik peşinde koşan firmamız, geleceğe umutla bakan genç, dinamik bir işletmedir. Bu ilkeleri göz önünde bulundurarak bütün ürünlerimizin
ergonomi, fonksiyonel ve estetik nitelikleri taşıma şartları ile alınır. Temel kalite politikalarımız çevresinde oluşturduğumuz yönetim stratejilerimiz ışığında ürünlerimizle ileriye ve saygın bir kuruluş olarak sektöründe lider kuruluşlar arasında yer almak, kalitede referans olmak, son teknolojinin takipçisi olmak, modern çizgisiyle tasarım ve estetikte önce olmak, müşteri tercihi olmak vizyonumuzdur. Sevgili izleyenler, Bir Altın Rehber programının daha sonuna geldik. Sektörlerin nabzını tutmaya, rehber olmaya çalıştık. Her türlü soru ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Ben Ata Çağlayan, yepyeni bir Altın Rehber programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.